henüz biz bir faiz geliri elde ettik mi? Etmedik. Ne zaman dolacak? 1 Ağustos 2014'te dolacak. Banka bir stopaj yapıp bizden beyana konu etti mi? Yine hayır. Dolayısıyla hazine intikal etmiş bir para da yok. Bu durumda işte Maliye Bakanlığı mahsupa imkan tanımıyor. Ama öyle değil de şu anki slayttaki örneğe benzer bir şekilde. Vade izleyen yıla sarkmakla birlikte kurumlar vergisi beyannamesinde örneğin 25 Nisan 2014'ten önce doluyor olsaydı o zaman kıs döneme isabet eden faiz gelirini biz ne yapabilecektik? Mahsuba konu edebilecektik. Örneğin vade örneğimize ne zaman dolmuş? 31 Mart 2014 tarihinde dolmuş. Ben varsayalım 20 Nisan 2014'te kurumlar vergisi beyannamesi vermek istediğimde artık vadede olduğu için benden stopaj yapılmış, stopajın yapıldığını gösterir banka dekontu elimde mevcut olduğundan 2013 yıllarına isabet eden faiz gelirinin ne ilgine isabet eden stopajı ne yapabileceğim? Mahsuba konu edebileceğim. Anlattıklarımıza vadeli mevduat hesaplarını anlattıklarımıza paralel uygulama biliyorsunuz. Vadeli krediler, bank kredileri için de geçerli. Yine banka kredilerinde yıl sonu değerleme işlemleri itibariyle tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş olan faizi az önceki mantığın tersi bir mantıkta biz ne yapabiliyoruz? Gider olarak kayıtlarımıza intikal ettirebiliyoruz. Örneğin 1 Temmuz 2013 tarihinde bir yıl vadeli kredi kullandığımızı kabul edelim. Bir yıllık dönem için ödeyeceğimiz faiz de 120 bin lira olsun. Toplam vade 120 bin toplam vade 12 ay ödenecek faiz 120 bin lira. Yine bir aya isabet eden faiz gideri 10 bin lira. Ne zaman açtırmıştık biz krediyi? 1 Temmuz 2013'te. Dolayısıyla 6 ay isabet eden 6 ay çarpı 10 bin lira 60 bin liralık faiz giderini biz 2013 yılına kalan 60 bin liralık faiz giderini ise 2014 yılına gider olarak ne yapabileceğiz? Yazabileceğiz. Bu şekilde dikkate alabileceğiz. Değerli meslek mensupları son dönemde altına endeksli banka kredisi kullanma ya da altın endeksli mevduat hesabı açtırma gittikçe yaygınlaşmaya başladı. O yüzden kısaca seminer kapsamında buna da değinmek istiyorum. Yani siz altına endeksli bir banka kredisi kullandıysanız bu altına endeksli kullanmış olduğunuz banka kredisi için yıl sonu itibariyle ne tür değerleme işlemi yapacaksınız konusu. Bir defa her şeyden önce bankalardan altın cinsinden de olsa kredi kullandığınız noktada bu sizin için nedir? Borç niteliğindedir. Borç niteliğinde olduğuna göre vergi usul kanunumuzun borçların değerlemesi başlıklı 285. maddedeki hüküm aynen burada da geçerli olacak diyor Maliye Bakanlığı. Yani borçlar mukayyet değeriyle değerlenir hükmü. Dolayısıyla yine 32 sayılı karara ilişkin Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin çıkarılmış olan 35 nolu tevhinin 10. maddesinde altın, gümüş veya platin alış ya da satış fiyatları bankalarca serbestçe tayin edilir hükmüne yer verilmiş durumda. Yani bir bakıma bu kullandırmış oldukları kredileri esas altın alış satış fiyatlarını bankalara belirleme konusunda yetki verilmiş durumda. Hal böyle olunca biz varsayalım 1000 kilogram karşılığında altın kredisi kullandık. Bu krediyi kullandığımız tarih itibariyle İstanbul Altın Borsası'nda oluşan değeri değil, doğrudan kredi hangi bankadan kullandıysak o bankaca tespit edilen altın alış satış fiyatlarını baz almak suretiyle mukayyet değerle krediyi kullandığımız krediyi TL'ye çevireceğiz ve o tarih itibariyle de kanun defterlerimize bank kredileri hesabına kaydedeceğiz. Borçların mukayyet değerle değerleniyor olması aynı zamanda şu anlama geliyor. Dönem sonu itibariyle altın fiyatındaki artış ya da azalışa bağlı olarak herhangi bir değerleme işlemi ayrıca yapılmayacak. Yani 1000 kilogram altın varsayalım Mayıs ayı içerisinde kredi olarak aldıysanız 31 Aralık'ta altının fiyatı ne olursa olsun bu altın fiyatındaki artış ya da azalışları bu anlamda kredi tutana yansıtmayacağız. Ama elbette ki az önceki açıklamalarımıza benzer bir şekilde varsayalım yıllık %6 faiz oranıyla biz altın kredisi kullandık. 1000 kilogram altına isabet eden 60 kilogram altından bu döneme isabetten ne kadarsa varsayalım 40 kilogram 8 ay olduğunu düşünelim bu dönemde. 40 kilogram altını 31 Aralık tarihi itibariyle yine bankanın altın alış satış fiyatlarını baz almak suretiyle TL'ye çevireceğiz. O tutarda borcumuz artmış olacağı için banka kredimize ekleyeceğiz. Değerli meslektaşlar altın kredisi kullanan firmalar eğer fiziken 1000 kilogram altın kredisini altın şeklinde aldılarsa onu altın şeklinde aldıktan sonra Maliye Bakanlığı'nın görüşüne göre
o emtia hükmünde olarak kabul ediliyor. Yine hepimizin bildiği üzere ticari işletmede dahil olan emtiaların değerlenmesinde maliyet bedeli esası benimsenmiş durumda. Dolayısıyla dönem içerisinde 1000 kilogramı altına aldığımız tarih itibariyle hangi maliyet bedeliyle kayıtlarımızı aldıysak dönem sonunda herhangi bir değerleme işlemi yapılmaksızın bilançomuzda da aynı değerle yer alacağını hatırlatmak istiyorum. Kısaca menkul kıymetlerin değerlemesinden bahsedeceğim. Soru olursa son kısımda biraz daha detaylandırırız. Menkul kıymetler dediğimiz zaman ilk akla gelenler hisse senetleri ve yatırım fonları biliyorsunuz. Menkul kıymetlerin değerlenmesinde özellikle hisse senetleri ile mahiyeti itibariyle biraz daha buna benzeyen yatırım fonları, ki o da kanunda şöyle tanımlanmış, portföyünün %51 ve daha fazlası Türkiye'de kurulmuş bulunan anonim şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları. Yani yatırım fonunda %51 ve daha fazla Türk anonim şirketlerin hisse senetlerinden oluşuyorsa bunların değerlemesinde de hisse senetlerinin değerlemesindeki esas geçerli oluyor. O esas ne? Vergi usul kanunumuzda diyor ki hisse senetleri ve buna benzeyen az önce belirttiğimiz fonlar alış bedeliyle değerlenir. Alış bedeliyle değerlenir demek ne demek değerli meslektaşlar? Yani herhangi bir değerleme işlemi yapılmaz. Siz dönem içerisinde hisse senetlerini örnek veriyorum 100.000 TL'ye satın almış bu şekilde muhasebe kayıtlarınıza kaydetmiş iseniz yıl sonunda o hisse senedin değeri 150.000 liraya da çıksa 40.000 liraya da düşse ne artışı ne de azalışı herhangi bir şekilde muhasebe kayıtlarımıza mali anlamda yansıtmamız mümkün bulunmamakta. Ne zaman bunun kar ya da zarar realize olacak? Ne zaman sattık? O tarih itibariyle kar zararın hesaplanması ve o dönem matrağı ilişkilendirmesi söz konusu olmakta. Yine esas itibariyle biliyorsunuz menkul kıymetlerin değerlemesinde genel anlamda kanunda öngörülen ölçü borsa raici ölçüsü. Ancak birçok menkul kıymet türü itibariyle borsa oluşmadığı için Türkiye'de resmi borsa, borsa raiciyle ya da özel düzenlemelere yer verildiği için borsa raiciyle değerlenebilecek menkul kıymetlerin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Yine buna belki verilebilecek en güzel örnek, az önce bahsettik İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yeni adıyla BIST, biliyorsunuz hisse senedi piyasasının yanı sıra gerek kamu gerekse özel kesim tahvil ve bonoların işlem gördüğü tahvil bono piyasası da var. Bu tahvil bono piyasasında borsaya kote edilmiş olan tüm tahvil ve bonoların günlük bedelleri ilan edilmekte. Dolayısıyla bu şekilde bir devlet tahvil hazine bonosunu ya da özel kesim tahvil bonosu borsaya kote edilmiş türden ise, borsada işlem gören türden ise yıl sonu itibariyle borsada oluşan değerini baz almak suretiyle biz bunları değerleyeceğiz. Oluşan lehe olan farkları da gelir olarak dikkate alacağız. Bunlar dışında kalan menkul kıymetlerde ise alış bedeli ya da borsa raciyle değerlenmeyen kıs getir ölçüsü adını verdiğimiz bir ölçü kullanılması kanunda öngörülmekte. Kıs getir ölçüsü aslında şu az önce bahsettiğimiz vadeli mevduat hesaplarının değerlemesindeki ölçüye benzer bir ölçü. Kanunda özetle diyor ki siz vadesinde elde edeceğiniz getiriden bu yıla isabet eden tutarı hesaplayacaksınız. Bu hesapladığınız tutarı da bu yılın gelir olarak dikkate alacaksınız. Kıs getir ölçüsüyle değerlenecek menkul kıymetlere verilebilecek örnekler işte borsada işlem görmeyen tahvil ve bonolar olabilir. Ya da onun dışında az önce demiştik ki %51 veya daha fazlası hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle değerlenir. Bu değerle değerlenemeyen diğer yatırım fonu katılma belgelerinin değerlemesinde de kıs getir ölçüsü kullanıldığını söyleyebiliriz. Değerli meslektaşlar yine bilançodaki sıralamadan devam ediyoruz. Alacakların değerlemesi ve belki bununla da ilişkili olduğu için karşı taraftan bu tarafa çekiyoruz. Borçların değerlemesinde dikkat edeceğimiz hususlar. Bugün de birkaç kez bahsettik. Normalde alacak ve borçların değerlemesinde vergi usul kanunu 281 ve 285. maddeler çerçevesinde mukayyet değerle değerleme ölçüsü geçerli. Yani muhasebe kayıtlarında yer alan değer bizim için dönem sonu işlemlerinde de esas alınacak değer. Dolayısıyla mukayyet değerle değerlemiş olduğumuz alacak ve borçlarımızda biliyorsunuz dönem sonu itibariyle bir takım envanter çalışmaları yapıyoruz. Örneğin bu alacaklarımız içerisinde şüpheli hale gelmiş ya da ders hale gelmiş alacaklarımız var mı? Bunları tespit ediyoruz. Bu türden alacaklarımız varsa bu alacaklarımızı mutlaka şüpheli alacak karşılığı uygulamasına ya da ders alacak uygulamasına konu ediyoruz. Bu şekilde giderleştiriyoruz. Yine
belki yıl sonu itibariyle, az önce Sayın Başkan giriş konuşmasında da belirtti, bu BABS formları için yapmayı bir bakıma alışkanlık haline getirdiğimiz teyit işlemlerinin mutlaka yıl sonu işlemleri sırasında da yapılması, alacak ve borçlarının gerçek değerini tespit açısından büyük önem arz etmekte. Mutlaka bu çalışmaları da yapıp kaydı mevcutta teyitlere istinaden çıkan tutarların birbirlerini tutup tutmadığını check etmekte bu anlamda yapmamız gereken işlemlerden bir diğeri. Yine döviz cinsinden alacak ve borçlarımız var ise mutlaka ama mutlaka döviz cinsinden olan alacak ve borçlarımızı da yıl sonunda Maliye Bakanlığı, yıl içerisinde ise Merkez Bankası'nca açıklanan döviz alış kurlarını esas almak suretiyle değerlememiz, aleyhe oluşan kur farklarını kambiyo zararı, lehe oluşan kur farklarını ise kambiyo gelir olarak dikkate almamız gerekmekte. Değerli meslektaşlar, alacakların değerlemesi dediğimizde ilk akla gelen kavramlardan birisi biliyorsunuz şüpheli alacak kavramı. Şüpheli alacak dediğimiz zaman bir alacağın şüpheli hale geldiğinin kabulü için biliyorsunuz vergi usul kanunumuzun 323. maddesinde bazı unsurların oluşması isteniyor. Her şeyden önce şüpheli alacak karşılığı uygulamasından sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yararlanabilmekte. Dolayısıyla bizim ikinci sınıf tüccar diye adlandırdığımız işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ya da sizlerin, bizlerin yani serbest meslek erbaplarının alacakları şüpheli hale gelmiş olsa dahi şüpheli alacak karşılığı uygulamasından yararlanması mümkün değil. Ama ikinci sınıf tüccarlar için birazdan göreceğiz. Eğer alacak artık tahsil imkansız hale geldiyse ders alacak olarak giderleştirebilmekte. Yine alacağın şüpheli alacak karşılığı uygulamasına konu edilebilmesi için ticari ya da zirai faaliyetin olağan gerekleri dahilinde meydana gelmiş olması ya da ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili olması gerekiyor ki şüpheli alacak karşılığı uygulamasına konu edebilelim. Buna bağlantı olarak kanun gerekçesine de baktığımızda bir alacağın şüpheli alacak karşılığına konu edilebilmesi için tahakkuk etmiş olması gerekir der. Bir başka de işte daha önce hasılat hesaplarını örneğin 600 nolu hesaba kaydetmiş olmalıyız ki biz o alacağımızı. Bir başka de işte gelir hesaplarında yer almalı ki daha sonra şüpheli hale geldiğinde karşılık ayırabilelim. Bu genel ilke ama bu genel ilkeden bir takım sapmalar olduğunu birazdan göreceğiz. Yine alacağımız için şüpheli alacak karşılığı ayırabilmek açısından alacağımızın teminatsız olması gerekiyor. Alacağımıza karşılık menkul mal rehni ya da gayrimenkul ipoteği gibi teminatlar almış isek her zaman bu teminatların paraya çevrilmek suretiyle alacağın tahsili mümkün olduğundan teminatta alacaklarımızı şüpheli alacak karşılığı uygulamasına konu edemiyoruz. Eğer teminat alacağı kısmen karşılamaya yetiyorsa o takdirde de sadece teminatsız kalan kısım için biz şüpheli alacak karşılığı ayırabiliyoruz. Geliyoruz son ve belki en önemli şarta. Bir alacak ne zaman şüpheli hale gelmiş kabul edilir. Değerli meslektaşlar biliyorsunuz bunun belirlenmesi noktasında iki tane kıstasımız var. Birincisi diyor ki alacak dava veya icra safhasında bulunmalı. Yani siz alacağınız zamanda tahsil edemediğiniz için bir dava konusu yaptıysanız ya da icrayı takibata başladıysanız bu şüpheli alacak karşılığı ayrılması için istenen ilk unsur. Ama özellikle son dönemde Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu tüm muktezalarda deniyor ki sadece şeklen davaya ya da icraya gitmiş olman alacağın şüpheli hale geldiğini göstermez. Bu dava ya da icra takibini ciddiyetle devam ettirmek ve tüm hukuki prosedürleri de yerine getirmek zorundasın. Aksi takdirde sadece şeklen dava ve icraya gidip daha sonra bunun arkasındaki gerekli hukuki prosedürleri yerine getirmiyorsak ayırdığımız şüpheli alacak karşılığı daha sonra denetim elemanlarınca cezalı tahliyata konu edilebiliyor. Gelelim bu şekilde şüpheli alacak karşılığı ayırmanın şartlarını hatırladıktan sonra şüpheli alacak karşılığı ayrılmasında ne tür özellikle durumlar var konusuna. Her şeyden önce biliyorsunuz şüpheli alacak karşılığı uygulaması ihtiyari bir uygulama. Yani ister ayırırsınız ister ayırmazsınız zorunlu bir uygulama değil. Buradan hareketle Maliye Bakanlığı vermiş olduğu muktezalarda ağırlıklı olarak şu görüşe yer veriyor. Bir alacak şüpheli hale geldiği halde eğer siz o dönemde şüpheli alacak karşılığı ayırmamış iseniz sonraki yıllarda artık şüpheli alacak karşılığı ayıramazsınız. Ha en fazla ne olur? Alacak daha sonraki yıllarda ders hale geldiyse elbette ki ders hale geldiği dönemde
doğrudan gider yazabilirsiniz. Ama şüpheli olacak karşılığı ayırma hakkınız ortadan kalkmıştır. Konu yargıya intikal ettiğinde yargıda ağırlıklı olarak ayrılabileceği yönünde görüşler olmakla birlikte sonraki